Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz, gördüğünüz üzere ağaçlarımıza bordo bulamacı attık. Fakat ağaçlarımız mavi olmadı. Peki ağaçlarımıza attığımız bordo bulamacı acaba sahte miydi? Ya da traktörcümüz yeterince güzel atamamış mıydı? Veya bordo bulamacımız suyla tam karışmamış mıydı? Ya da ilaçlamamız mı bozuktu? Bunların hepsi birer etmen mi? Hayır, hiçbirisi değil. Peki bordo bulamacımızı verdiğimiz halde ağaçlarımız niye mavi olmadı? Çiftçilerimizin hepsinin aklında bu soru. Bordo bulamacının mavi yapması için gerekli olan şey neydi? Çivit boyası. Yani mavi kattınız mavi oldu. Kırmızı kattınız kırmızı oldu. Yeşil kattınız yeşil oldu. Peki ilk seferinde, yani ilk bordo bulamaçları yapılırken, bakır sülfatla karıştırılırken içine mavi boya katılmasının sebebi neydi? İnsanların bu göz aşikarlığının olmasının sebebi neydi? 1990'lı yıllardan bahsedeceğim size. 94'lü yıllardan. Hatta şu anda raflarda bulunan ilk ruhsatlandırılan etken maddeden, Dodin'den bahsedeceğim. 94 yılı. Onun biraz öncesine gideceğiz. Bilinen en iyi fungal ilacı, bakırlı preparatlar, yani bordo bulamacı ve kükürttü. Şimdi envai çeşit fungisitler var. İşte envai çeşit ilaçlar var, pestisitler var. Peki arkadaşlar, biz bunu ağaçları mavi yapmak istememizin sebebi neydi? O dönemlerden bahsediyorum. Tarım makineleri çok gelişmemişti. Bahçeler şu anda kurulmuş olan modern bahçeler, yani şu bahçe gibi belli ölçülerde dikilmiş ve aralarından tarım makinelerinin rahat geçebileceği şekilde dikilmiş bahçeler yoktu. Bu bahçe gibi her gördüğünüz yerde bitkinin dikildiği bahçeler vardı. Yani hem ilaç az hem bahçeler düzenli değil. Peki verdiğimiz ilacı biz hangi ağaca verdik? Elimizde hortumlarla ilaç atıyoruz. Bu ağaca vermiş miydik? Ana, bu ağaca mı vermiştik? Acaba bu ilaç az mı almıştı, çok mu almıştı? İlacı ne kadar vermiştik? Az mı vermiştik, çok mu vermiştik? Bu gibi tartışmaları engellemek için bordo bulamacının içine çivit boya katıldı. Bu boya ile birlikte biz hangi ağacımızı ilaçladık, hangi ağacımızı ilaçlamadık bunu görüyorduk. Bugün verdiğimiz bordo bulamacı bizim bahçemizi mavi yapmadı. Peki bordo bulamacı sahte miydi? Yok değil. İlaçlamamız mı çalışmıyordu? Hayır değil. Güzel karışmamış mıydı? Hayır değil. Peki biz ne yaptık? Bordo bulamacını mavi olmamasını, yani ağaçları mavi yapmamasını önemsemedik. Biz işleyişine baktık. Dedik ki bizim bu kiraz ağaçlarımızda monilya ne kadar olacak? Sap monilyası ne kadar olacak? Meyve monilyası ne kadar olacak? Uçlarındaki kurumalar çok mu olacak? Az mı olacak? Bakteriyel zamklanması ne kadar olacak? Artık bakırların mavi yaparak, budama yaparken elimizi yüzümüze bulaştırıp ve genzimize o bakırı çekmek istemiyoruz. Mümkün olduğunca bakırların sistemik olup, mikron çapları küçük olup bitkilere nüfuz edebilen konsantre bakırlar kullanmak istiyoruz. Bugünkü programımız bu. Ağaçlarımız niye mavi olmadı? Artık hepiniz biliyorsunuz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek için ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz ve yorumlar kısmında İstediğiniz, çekilmesini istediğiniz uygulamaların veya sormak istediğiniz modern çiftçilikte, bilinçli tarımda yapılması gereken işlemleri bize sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.